25 Eylül 2018 Antalya Finike Turunçova'dayız. Huriye Uslu. Evet. Bahçıvanı yardımcısı Turgay Bey. Soyadınız neydi? Karapınar. Turgay Karapınar. Huriye Hanım, burada portakal bahçelerinizde rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü kullandınız. Neler gördünüz? Nasıl değişimler gördünüz? Özellikle kurumalı olanlar vardı. Yani evet. Birkaç tane bahçe içerisinde. Evet. Şu anda da onlardan bir tanesinin önündeyiz. Yani ağaçlarımızın bir kısmı da kuruma vardı. Hatta tamamıyla bile kuruyan ağaçlarımız vardı. Onları yerine yeni fidan dikmiştik. Tabii yeni bir fidan tesis etmek zor, maliyetli. Evet. Bunca yıl emeğe de boşa gidiyor. Zaman şeyi var. Zaman kaybı. Artı nakit kaybı. Evet. Bu ağacımız mesela şu bölgede kuruma vardı. Yapraklar küçükleniyor ve bir anda kuruyor. Yani şöyle yukarıda sürgünleri vesaire de belli. Yeni gelen rekor yapraklar. Rekor gelişimi biz tüm bahçemizde kaç dönüm yerimizde kullandınız? Onu da söyleyelim. Portakal olarak. Yani burası yaklaşık şu anda herhalde 20 dönüm civarında. 20 dönüm. Portakal olarak. Diğer bahçelerimizde de kullandık. Diğer bahçelerimizde de kullandık. Rekor gelişim verdikten sonra bir kez yapraklarımız irileşti. Benim ilk gördüğüm öyleydi. İlk bahar sürgünlerinde de benim fark ettiğim o. Canlı. O rozet küçük yaprak olayı ortadan kalktı. Ağaçlar canlandı. Tabii biz diğer önlemlerimizi de aldık. Tabii ki. Yani hepsi bir arada bu işi götürdü. Siz bu işi en profesyonel şekilde yapıyorsunuz. İlacıdır, evet. Bakımıdır, gübrelemesidir. Mesela gövdede çatlamalar oluyordu. Arzu ederseniz onları da çekeyim. Şöyle alttan gösterelim. Onlar zamanla, zamanla kapatıyor. Şu alt gövdeyi şey yapalım, zoomlayalım. Yakın çekim. Yani gövdenin kapandığını, gövde çalışmaya başlamış. Şimdi burada tabii ki sağlıklı diğer ağaçlarımızı da kullandık. Tabii tüm bahçede kullandık. Şunu belirtmek isterim öncelikle. Yani ürünümüz bir ilaç gübre değildir. Değil. Toprak. Bazen güzel. İnsanlar bunu ilaç olarak algılayabiliyor. Bizim tespitimiz ağaç kuruması, çalılaşmanın ana etkeni toprak ve iklim. Doğru. Toprağımızın kalitesi, verimliliği düştükçe ağacın da beslenmesi, yeni saçak kök yapması azalıyor. Ve dolayısıyla da ağaç kurumak zorunda kalıyor. Ama tepeden aşağı kuruyor. İnsanlar yukarıdan gelen bir şeymiş gibi düşünüyor. Algılıyor, doğru. Şimdi bu bahçenizin tamamında kullandınız. Diğer bahçenizde kullandınız. Kullandık. Muzda da muz seralarımız var. Evet, yeni diktiğimiz tesisimizde kullandık. Orada da kullandınız. Daha yeni onlar, 1,5-2 aylık. Tabii burada gözlemlerimiz devam edecek. Tabii, devam sizin, edecek sürekli. Bölge üreticilerine tavsiye eder misiniz ürününüzü? Tabii ki. Ben hatta söylüyorum da çevremdekilere. Evet. Çünkü getirdiği bir takım artıları da sizlerin bize daha önce bahsetmiş olduğunuz bu bir takım böceklerin yumurtalarındaki etkisinden de şeyden de. Ya toprakla yani, ilgili toprağın mantarlaşmasını, toprağın hava almasını, yani toprağa hava girişini arttırdığı için toprak içerisinde herhangi bir mayalaşma vesaire durumu kalmıyor. Ben açıkçası onu serada daha iyi gözlemleyeceğim. Serada daha iyi gözlemleyeceğim. Açık çünkü alanda, evet, açık alanda birazcık zor oluyor ama serada ben onu çok daha iyi gözlemleyeceğim. Ya zaten illaki siz de araştırmışsınızdır. Diğer buz üreticilerinden Gazipaşa vesaire oralarda. Evet, onlar da önerdiler zaten. Evet, referanslardan. Şöyle gösterelim mi şu ağaçlardan bir tabii, tane? Tabii gösterelim. Buyurun gösterelim. Şöyle portakallardan. Cinsi neydi bunun? Cins olarak ne diyebiliriz? Bunlar Washington değildi, bir kodlu bir şeydi ama en bir şey. Ama unuttum güzel. Yani. Güzel yani şey olarak, meyve tamam, olarak, kalite olarak. Şöyle siz de gelin, ilk kelime de siz söyleyin. Şöyle durun. Siz ne gördünüz, neler gördünüz bu seneki yani kullandığınız ürünle alakalı, rekor gelişimle alakalı? Şu anda güzel gördük. Güzel gördünüz. Biz de güzel görüyoruz. Gidişatı çok güzel gördük. Şu anda ağaçlarımız çok güzel. Peki ağaçların... Meyvelerimiz güzel. Canlılık anlamında bu kurumayla alakalı, çalılaşmayla ilgili var mı bir sıkıntı şu anda? Şu anda o kalktı. Kalktı. Şu anda yok. Siz net yeni kuruma yok, gelmiyor. Yeni kuruma yok. Ağaçların zaten gelen sürgündeki yaprakları var. Şu anda sürgünlerimiz güzel, yapraklarımız güzel. Şu anda güzel. Şu ağacın şu tarafını da gösterelim isterseniz. Ondan sonra şey tabii yapalım. Yani kuruyan bir ağaç. Burada meyveleri de var üzerinde. Görünüyor. Tabii canım, yapraklar küçülüyor. Bir de bu sene yani iklim anlamında da iklim de aslında bu sene biraz farklı gidiyor. Sıcak. Sıcak. Geçen yıllara göre daha sıcak bir iklim var. Evet. Ağaçlarda da o yüzden bazı stresler de oluşabiliyor. Tabii. Biz teşekkür ederiz Huriye Hanım. Biz teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz şöyle. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.